Merhaba, hepinize hayırlı vakitler arkadaşlar. Bugün Mickey Mouse öreceğiz. Şöyle göstereyim, çok tatlı oldu. Hemen iplerimi şöyle koyacağım. Tüm iplerim Lady Yarn Baby Touch. Renk kodlarını YouTube kanalımda iki tane videom var. Sadece renk kodlarını gösterdiğim, oradan bakabilirsiniz. Daha sonra şöyle bu renklerimiz var. 6 milim göz, sabitleme iğnelerim, dikiş iğnem burada, makasım burada. Şöyle tığım, tulip, no 1, 1.90 milim. El yapım da yanımda. O zaman hadi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Evet, şimdi Mickey Mouse'un beni en çok korkutan parçasını anlatmaya geldi sıra. Yani inşallah renk değişimlerini falan düzgün bir şekilde size aktarabilirim, anlatabilirim. O zaman hadi başlayalım. Şimdi siyah iple başlıyoruz. Sihirli halkamı yapıyorum ilk önce klasik. İçine 6 tane sık iğne yapıyorum. Ve sihirli halkamı kapattım. İlmek kaydırma ile birleştirdim. Şimdi devam ediyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. 6 defa çift batıyorum. Evet, sıra başına geldim. Şu an elimde 12 sık iğnem var. Devam ediyorum. Bir ör bir arttır yapacağım. Yine 6 defa. Evet, sıra başına geldim. Şu an elimde 18 sık iğnem var. Devam ediyorum. 2 ör bir arttır yapacağım. 6 defa yine. Evet, sıra başına geldim. Şu an elimde 24 sık iğnem var. Devam ediyorum. 3 ör bir arttır yapacağım. Yine 6 defa. Evet, sıra başına geldim. Şu an elimde 30 sık iğnem var. Devam ediyorum. 4 ör bir arttır yapacağım. Yine 6 defa tekrar edeceğim bunu. Evet, sıra başına geldim. Şu an elimde 36 sık iğnem var. Şimdi asıl noktasına başlıyoruz. Şöyle bir. Şimdi ten rengini dahil edeceğiz. Şöyle 3 sık iğne ilerliyorum siyahla. Hatta 3 değil, 2 sık iğne ilerliyorum. Üçüncü de renk değiştireceğim. Evet. 4 sık iğne ten rengiyle İlerliyorum. 2, 3, 4. de renk değiştireceğim. 2 sık iğne siyah yapıyorum. Renk değiştiriyorum. 4 sık iğne de tekrar ten rengi yapıyorum. Bu şekilde. Hatta şu 3. de renk değiştireceğim. Şimdi bu kalan ilmeklerimi komple siyah örüyorum. Evet, şimdi bu kalan 23 sık iğnemi düz bir şekilde ördüm. Sıra başına geldim. Devam ediyorum.
değil sıraya. Şimdi burada artık şu renk var ya, ten rengi, onu takip edin. Geldim, yine aynı düz örüyorum, renk uyumlarına dikkat ederek. Şöyle renk değişimini yaptım. Şu renk değişimini yaptıktan sonra bakın, şu arkadaki ipi bir defa ördürüyorum ben. Daha sonra çıkma falan olmasın diye. Burası gergin olsa belki burayı keseriz diye. Tekrar bir sıra düz örüyorum. Siyahı da çok gerilmesin diye böyle örerken ilerletiyorum. Evet, renklerimi bitirdim. Şimdi 23 sık iğneyi yine düz bir şekilde öreceğim. Evet, sıra başına geldim. Şimdi 2 sık iğne düz örüyorum. Hatta 1 sık iğne düz örüyorum. İkincisinde renk değiştireceğim. Şöyle. Bakın, 1 sık iğne önden başlıyorum göz için. Bir saniye. 12 sık iğne ten rengi öreceğim. 3, 4, 5, 6, şu siyahımı da yürüteyim. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12.'si bir tık buraya çıkıntılı olacak. Siyaha geçtim. Evet, şu anda burada kalan 22 sık iğnemi sıra başına kadar düz bir şekilde örüyorum. Evet, sıra başına geldim. Tekrar düz bir şekilde ten rengi ördüğüm yerleri ten rengi, siyah ördüğüm yerleri siyah olarak tekrar bir sıra daha öreceğim. Evet, sıra başına geldim. Şimdi bu sırayı da tekrar düz öreceğim. Hala 36 ilmeğim var bu arada. Sadece renklerle oynuyorum. Düz örüyoruz aslında, hani arttırma eksiltme yapmıyoruz. Devam ediyorum. Yine aynı bir sıra daha öreceğim. Aynı yerlerde renkleri değiştirerek. Şöyle arkasını da çok bol bırakmamaya çalışıyorum. Şimdi orayı ters çevirip size göstereceğim.
Evet, sıra başına geldim. Şöyle 3 sıra düz bir şekilde ördüm. Şimdi sıra başındayken şu ten rengine gelmeden önce burada 2 tane ilmeğimiz var ya. O 2 ilmeğimizi de ten rengiyle başlayacağız şimdi. Evet, o 2 ilmeğimi de aldım. Kalan 12 ilmeğimi de yine ten rengiyle örüyorum. Şöyle arkadan şu siyah ipimi ilerletiyorum. Hatta şurayı bir göstereyim size. Bakın şu arka kısmı. Şöyle siyah ipimi böyle ilerlete ilerlete gittiğim için bak hiç kaba durmuyor böyle. Sadece şu krem ten rengi. Onu buraya atmak zorundayım. Böyle. Burada da çok fazla kaba kaba ip bırakmıyorum. Gerilen olursa bu iplerden o gerileni bir tane iki tane oluyor zaten. Onları kesiyorum. Ne çok gergin ne çok gevşek. Bırakın o arkada. Renk geçiş şu kısımlarını da örerek ben sabitliyorum. O yüzden kesince bile sıkıntı olmuyor. Sökülme olmaz. Ama oraları boş bırakırsanız sökülme bilmiyorum belki olabilir. Mesela bu konuda fikri olan varsa benimle paylaşabilirsiniz yorumda. Çünkü böyle renk geçişli bir model ben de ilk defa yapıyorum. Şimdi bakın 12 tane ördüm. Burada da 2 tane daha fazladan öreceğim ten rengini. Daha sonra siyah ipime geçeceğim. Siyah ipimde 20 sık iğne şurayı 20 sık iğneyi düz bir şekilde öreceğim. Bunu hemen bir de not alayım. Evet, sıra başına geldim. Şimdi bir sıra düz olarak konuşamıyorum. Bir sıra daha düz olarak öreceğim. Ay niye konuşamadım? Olarak. Evet. Bir sıra daha düz öreceğim. Renk geçişlerine dikkat edin. Sıra sonunda sayılarımız hala değişmiyor. Hala 36 sık iğne olacak. Onu da söylemiş olayım. Daha kesmelere geçmedik. Evet, sıra başına geldim. Şimdi bir sıra daha düz öreceğim. Hemen ten rengini. Evet, sıra başına geldim. Şimdi artık bundan sonra kesme işlemlerine başlayacağız. Şu an yine bu sırada elimde 36 sık iğnem var. Şimdi kesmeye geçeceğiz.
Şöyle geri söktüm. Burada renk değiştirmem lazım. Hemen rengimi değiştirdim. Bu sırada 4 ör 1 eksilt yapacağız. 2 3 4 Şu siyah ipimi de yürüteyim. 4 ördüm, 1 eksilttim. Devam ediyorum. 1 2 3 4 ördüm. 1 eksilttim. 1 2 3 Bak, son 4. İlmeğim ten rengimin bitişine denk geldi. Bu güzel bir şey. Şu an bizi zorlamayacak. Değiştiriyorum. Şöyle örerken, bak şurada atlattığım ip var ya, onu şöyle aldırıyorum. Örerken bir yandan bu atlattığım ipi buraya sabitliyorum. Çünkü birazdan kesecek falan olursak sökülmesin diye. Hatta dur, sabitlerken burada aynı zamanda kesme işlemi yapacağım. Çünkü 4 sık iğne düzümüz ten rengine denk geldi. Kesme siyaha denk geldi. Devam ediyorum. 4 ör 1 kes olarak başa kadar, sıra sonuna kadar gideceğim. Bu 4 ör 1 kes işlemini 6 defa yapacağız bu sırada. Sadece işte bizim aklımızı karıştıran bu renk geçişleri olabilir. Sadece onlara dikkat edin. Hani o şeyi bozmayın. Mesela şurada bak. Şu eğim var ya, bunu bozmamaya çalışın keserken. Mesela kesme gerçi hepinizki aynı olur ya. Şu şekli bozmamaya çalışın. Şimdi nerede kaldım? 2 3 4 Evet. Şu anda sıra başına geldim. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bakın, şu içinde gergin olan ipleri keseceğim. Zaten sabitlemiştim biliyorsunuz. Her ördüğümde, her adımımda sabitleyerek gittim. Bunu keselim ve burada gözümüzü takalım. Şimdi gözleri takacağımız, bakın şu iki yeri belli zaten. Tepeden sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 10, 11. Sıralar arasına, değil mi? Bir saniye, tekrar onaylayayım. 6, 8, 10, daha 11, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 11 ve 12. sıralar arasına takacağım gözleri. Aralarında 4, 5 sık iğne olacak. Şuna dikkat edin. Mesela şu tepedeki biz başladığımız 4 sık iğne var ya, onun şöyle ortasına gelecek şekilde. Bu ikisine dikkat edin. Tamam mı? Şu aradaki ilmek sayısından çok şu tepedeki, hani buraya orantılı olsun gözler. O zaman gayet güzel olacak. Hani şu ortası 4 de olabilir, 5 de olabilir. Çok göze batmaz ama. Şuradan mesela, şuradan bir tık şöyle buralarda olursa o göze batabilir. O yüzden sadece ona dikkat edelim. Şöyle ben arkalarının ucunun sivri kısmını kesiyorum. Şimdi devam edelim. Yine renk geçişlerine dikkat ederek kesme işlemi yapacağız. Bir sıra daha. 3 ör 1 eksilt yapacağım. Burada elimde bu arada 30 sık iğnem var. Devam ediyorum. Bakın şu renk geçişini yaptım ya.
İlk ilmeğime battığımda şu arkadaki ipimi şöyle alarak sabitliyorum. O yüzden rahatça kestiğinizde bu ipler çıkma yapmaz. Hatta bak şöyle giderken bir kere daha aldırın o ipten. O zaman çıkma yapmayacak. Böyle örerken bir tık şekli bozuk gibi oluyor ama onu sonradan kesince düzeliyor. 3 ör 1 eksit yapacağım. 6 defa renk geçişlerine dikkat ederek gidiyorum. 1 2 3 1 2 3 Mesela bakın burada şurada bir ilmeğim ten rengi, bir ilmeğim siyah ve benim burada kesme işlemi yapmam lazım. İlk ten rengimi aldım. Bıraktım bunu. Siyaha geçiş yapacağım çünkü. İkinci ilmeğimi de siyahtan aldım. Ve bu şekilde kesme işlemimi yapıyorum. Devam ediyorum. Şurada bakın şu kalan bolluğu şöyle kapatıyorum. Asılarak devam ediyorum. 3 ör bir kez sıra başına kadar. Evet. Sıra başına geldim. Şimdi elimde 24 sık iğnem var. Burada ten rengiyle işimiz bitiyor. Bunu keselim ve elyafını koyacağım biraz. Bitti sayılır artık. Şu şekilde. Şimdi devam ediyorum. Hep siyah ipimle gideceğim. Şimdi 2 ör 1 eksilt yapacağım. 6 defa tekrar edeceğim. Sıra başına geldim. Şu an elimde 18 sık iğnem var. Şimdi 1 ör, 1 eksit yapacağım. Bunu 3 defa tekrar edeceğim. 1 ör, 1 eksit'i 3 defa tekrar edeceğim. Buradaki ilmek sayım 15 olmasını istiyorum. O yüzden 3 defa kesme işlemi yapacağım. Kalan ilmeklerimi sıra başına kadar düz bir şekilde öreceğim. Evet, sıra başına geldim. Şöyle kafamız bitti. Ay dur, ilmek kaydırma yaparak bitiriyorum. Şöyle bu ipimizi daha sonra saklarız. Bu şekilde doldururken biraz daha elyaf koyacağım. Şu anda koymadım. Çok da güzel oldu. Evet, şimdi gövde ve bacaklarını yapalım. Sarı rengimizle başlıyoruz. Sihirli halkamı yapıyorum. İçine 6 tane sık iğne. Daha sonra ilmek kaydırma yaparak sihirli halkamı kapatacağım.
Evet, bir üst sıraya geçiyorum. 6 defa çift batıyorum. Sıra başına geldim. Şu an elimde 12 sık iğnem var. Bir üst sıraya geçiyorum. Bir ör, bir arttır yapacağım. 6 defa. Sıra başına geldim. Şu an elimde 18 sık iğnem var. Şimdi 3 sıra düz öreceğim. Arttırma, eksiltme yapmayacağım. Sıra başına geldim. Şimdi 4 defa eksiltme yapacağız burada. Bir ör, bir eksilt yapacağım. 4 defa. İki. Üç. Ve dördüncü eksiltmemi de yapıyorum. Şimdi sıra başına kadar düz bir şekilde öreceğim. Arttırma, eksiltme yok. Evet, sıra başına geldim. 14 sık iğne var elimde. Devam ediyorum. 4 defa eksiltme yapıyorum. Yan yana aralıksız 4 defa kesme yapıyorum. Ve sıra başına kadar düz bir şekilde örüyorum. Elimde şu an 10 sık iğne var. Şimdi burada biraz elyaf koyacağım. Evet, şimdi bu kadarlık yeter. Şimdi renk değiştireceğiz. Bu 10 sık iğneyi 3 sıra siyah renkle düz bir şekilde öreceğim. Evet, 3 sıra düz ördüm. Şimdi kırmızıya geçiyorum. Yine arttırma, eksiltme yapmayacağım. 2 sıra kırmızı renkle düz öreceğim.
Evet, sıra başına geldim. İlmek kaydırma yapıyorum. Ve ipimi kopardım. Şimdi diğer bacağını da öreyim ben. Hemen geliyorum. Evet, diğer bacağını da ördüm. Şimdi burada ikisine de bir tık elyaf koyacağım. Evet. Şimdi iki tane zincir, bir saniye, tam şöyle bacağın yan kısmına geleyim. İki tane zincir çekiyorum. Tamam, burada dikkat etmeniz gereken, bakın şu bacakların şekil kavisli yerleri var ya, orası ikisi yan yana duracak. Şu şekilde ölçümü alıyorum. Şöyle. İkisi de bu tarafa bakacak. Buna dikkat edin sadece. Şimdi devam ediyorum. 10 bu bacaktan, 10 bu bacaktan 4 tane de zincirin üzerine olacak şekilde sık iğnelerimizi dağıtıyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. İki tane zincirden alıyorum. Diğer bacağa geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi yine zincirin üzerinden iki tane sık iğne çıkartıyorum. Şu an elimde 24 sık iğnem var. Şimdi bir saniye. Şimdi 2 ör 1 arttır yapacağım. 8 defa bu işlemi tekrar edeceğim. 8 defa 2 örüp 1 arttıracağım. Evet, sıra başına geldim. Şu an elimde 32 sık iğnem var. Şimdi bu 32 sık iğneyi 2 sıra düz bir şekilde öreceğim. Arttırma, eksiltme yapmayacağım. Evet, sıra başına geldim. Şimdi 4 ör 1 eksilt yapacağım sıra başına kadar.
Evet, 5 defa 4 ör 1 eksilt yaptım. 5 defa kesme işlemi yaptım. Daha sonra sıra başına gelmeden 2 tane sık iğnem kaldı. Onu da düz bir şekilde ördüm. Bir saniye. Elimde 27 sık iğnem kaldı. Hemen onu da not alayım. Şimdi bir sıra düz öreceğim. Şimdi siyah renge geçiyorum. Üç ör, bir eksilt yapacağım. Yine 5 defa. Evet, son kalan iki ilmeği de düz bir şekilde örüyorum. Burada kırmızı ipi keselim artık. Ve bir tık daha elyaf koyacağım. Evet, şimdi bir sıra düz örüyorum. Arttırma eksiltme yapmıyorum. Evet, sıra başına geldim. Şu anda 2 ör 1 eksilt yapacağım. Yine 5 defa. Evet, son kalan iki sık iğnemi de örüyorum. Şimdi elimde 20 sık iğnem var. Kalan ilmekleri de düz bir şekilde sıra başına kadar örüyorum. Evet, sıra başına geldim. İlmek kaydırma yaparak gövdesini bitiriyorum. Evet, şimdi kolunu yapalım. Şöyle. Beyazla başlıyorum. Sihirli halkamı yapıyorum. İçine 6 sık iğne.
İlmek kaydırma ile kapatıyorum. Ve 6 defa çift batıyorum. Elimde 12 sık iğne var. Bu 12 sık iğneyi 2 sıra düz bir şekilde örüyorum. Arttırma, eksiltme yok. Evet, sıra başına geldim. Şimdi 3 sık iğne kesiyorum. 1 2 3 4 5 6 sık iğne yaparak sıra başına geliyorum. Yan yana 3 defa kesme yaptım. Şimdi siyah ipime geçeceğim. Elimde kaç sık iğnem var? Hemen onu sizinle sayayım. 4, 6, 8, 9 sık iğnem var elimde. Şimdi bu 9 sık iğneyi düz bir şekilde öreceğiz. Evet, bir sırasını ördüm şu anda. Çok az bir elyaf koyacağım. Çok az, sadece ucunun bu el formunu versin diye. Sadece ucuna koyuyoruz. Elyaf başka diğer kısımlarına koymuyoruz. Evet, şimdi 5 sıra, bu siyah sıra hariç 5 sıra örüyorum düz. Arttırma, eksiltme yok. Evet, sıra başına geldim. İlmek kaydırma yaparak kolu da bitirdim. Şimdi kulağını yapalım. Siyahla başlıyorum. Sihirli halkamı yapıyorum. İçine 6 sık iğne. İlmek kaydırma ile sihirli halkamı kapatıyorum. Devam ediyorum. Bir üst sıraya 6 defa çift batacağım.
Evet, sıra başına geldim. Elimde 12 sekiğnem var. Bir üst sıraya geçiyorum. Bir ör bir arttır, bir ör bir arttır. 2 defa yapacağım bunu. Elimdeki ilmek sayımı 15'e çıkarttım. 2 defa arttırma yaptım. Sıra sonuna kadar düz bir şekilde öreceğim kalan ilmekleri. Evet, şu an sıra başına geldim. Şimdi 3 sıra düz bir şekilde öreceğim. Arttırma, eksiltme yok. Evet, sıra başına geldim. İlmek kaydırmamı yaptım. Ve bitirdim. Şimdi bütün parçalarım hazır. O zaman hadi dikişe geçelim. Kafa durursa. Evet. İlk kafa ve gövdesinden başlayalım. Bir tık yine elyaf koyacağım. Elyaflarını tam doldurmuyorum biliyorsunuz ben örerken. Hemen elyaf eklemelerini yapalım. Özellikle bu boyun kısmında mutlaka bakın dikerken diktikten sonra böyle çok küçük bir açıklık bırakın ve bir tık elyaf koyun. Hangi ip olursa olsun. En büyük tavsiyem bu olabilir dikerken size. Şöyle bakın böyle büyük bir iğneden yardım alabilirsiniz. Çünkü bu kafaların sağa sola dönüp gözün böyle o tarafa bu tarafa bakmasını engellersiniz. Çok pratik bir çözüm. Şöyle sabitleyin. Allah'ım yüzü çok tatlı oldu. Yüzü çok güzel oldu bu tarifin ya. Çok çok beğendim. Şimdi şöyle şuradan girelim. Bu dikiş konusunda Instagram hesabımda hem orada hem YouTube kanalında short bölümünde diyemiyorum da onu. Neyse YouTube'da ve Instagram'da detaylı birçok videolar gelecek. Oraları takip edebilirsiniz. Dikiş tekniklerim hepsinde tüm ürünlerde aynı aslında. İstediğiniz videolar mutlaka olacaktır. Çünkü herkesin isteğine göre. Mesela kimisi kulak dikişini merak ediyor. Onu çekmeye çalışıyorum. Kimisi boyun dikişini merak ediyor. Kimisi kol dikişlerini. Ondan sonra kimisi mesela tavşan kulağı var, ayı kulağı var, kedi kulağı, tilki kulağı. Bu kulakların hepsinin formu farklı ya. Herkes merak ediyor ve hepsini çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bundan sonra onlara daha çok dikkat edeceğim. Instagram hesabımda zaten bu videonun böyle aralarda göreceksiniz. Oradan da takip edip destek verirseniz çok mutlu olurum. Bu arada boyun dikişini yaptım. Şöyle çok küçük bir şunu da yapayım bir saniye. Küçük bir delik bıraktım. Ve buradan biraz daha elyaf koyuyorum. Şöyle hem gövde kısmına hem de boyu kafa tarafına ittim iyice.
Evet. Bu siyah parçalarda en önemli şuna dikkat ediyorum arkadaşlar. Bilmiyorum siz de dikkat ediyor musunuz? Siyah kısımlarda beyaz elyaf görünmesin. Buna dikkat edin. Çünkü siyah da malum yani elyaf beyaz çok fazla görünüyor. Sadece ona dikkat edin, onun görünmemesine. Şu an bakın ipimi koparmadım. Şöyle yana geçirdim. Hemen kolumu da dikeceğim böyle. Şöyle orantılayın. Sıra takibi yapmanıza gerek yok. Çok boyuna böyle bitişik yapmayın. Bir tık aşağısına. Bu şekilde kolu da dikelim hemen. Devam ediyorum. Karşı tarafa diğer kolu yapıyorum. Evet, şimdi kulakları yapalım. Şöyle bunu da tamamen göz kararı yerleştiriyorum. Bakın şöyle. Burada kendinize bakın şu yanak bölümü var ya burayı baz alabilirsiniz. Bak bunun bir tık üstü. Şu an gördüm böyle kameradan da bakıyorum da. Hemen kulak dikişini de aynı şekilde Instagram hesabımda ve YouTube'da bu kısa videolar bölümünde mutlaka paylaşacağım. Oraları takip edebilirsiniz. Göremezseniz Instagram'dan yazın bana. Oradan size gönderirim ben videoyu. Bu aynı benim ayı tarifim var. Onu ördüyseniz kulak olarak aynı yani. Evet. Kulak dikişi de tamam. Şimdi ağız ve burnunu yapalım.
İpi katlarına ayırmıyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Şöyle nereden girelim? Şuradan girelim. Şöyle iki göz arasını orantıladım. Burunda şöyle gidiyorum ya bak. Bir tık gevşek bırakıyorum. Çok sık çekmiyorum. Çünkü o burnun böyle puf puf durmasını istiyorum. O yüzden çok böyle bir tık gevşek. Bak 2 ve 3. geçişim de bitti. Şöyle bakın yan tarafa geçtim. Ağza başlayacağım çünkü. Şöyle çıktım. Bir sıra aşağıya iniyorum. Şöyle. Bu ağız yapılışını, burun yapılışını göstermemi isterseniz daha detaylı yorumlara yazın. Veya şurasını ben anlamadım. Bunu ayrı kısa video olarak yapabilir misiniz? Deyin bana, belirtin yorumlarda. Ona göre ilerleyen vakitlerde video çekeyim. Çünkü sizin istediğiniz videoları çekersem daha işe yarar. Yani boş boş da çekmemiş olurum ben de. Evet. Mickey Mouse'umuz bu şekilde. Ören herkesin şimdiden eline koluna sağlık. Ördüklerinizi benimle Instagram'dan paylaşmayı unutmayın. Tüm Instagram hesaplarımı açıklama kısmına bırakacağım. Hepsinden bana her zaman ulaşabilirsiniz mesaj bölümünden. Yazılı tarifini de Instagram hesabımda paylaşacağım yine. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.